Onur Yıldız, selamlar, mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim Alanya'dan. Kleopatra plajındayız. Tabii sizin de söylediğiniz gibi aslında Alanya deyince bazı güzelliklerini de göstermek gerekiyor. Sadece futbola dair detayları değil, buradaki güzellikleri de paylaşmaya gayret ediyoruz gün boyu yayınlarda. Lider Galatasaray dün buraya geldi. Dün akşam saatlerinde buraya geldi Sarı Kırmızılılar. Herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncusu yok Sarı Kırmızılıların. Fakat teknik direktör tercihiyle kadroya alınmayan 3 isim var. Matias Ros, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir buraya getirilmediler. Onun dışında ise sakat ya da cezalı bir oyuncu, eksik diye nitelendirebileceğimiz bir oyuncusu yok. Kalan 8 hafta var artık. Galatasaray'ın 8 maçı var şampiyonluk yolunda ve en önemli virajlardan bir tanesi tabii ki zorlu bir deplasman, Alanya deplasmanı. Bu maçın şöyle de bir önemi var Galatasaray açısından bakıldığında. Sezon başından bu yana Sarı Kırmızılılar ligde rakip oldukları tüm takımları en az bir kez yenmeyi başardılar. Bunun tek istisnası Alanya Spor. Son olarak geçtiğimiz hafta Kayseri Spor'u yenmişti Galatasaray ve bu seride tek dışarıda kalan takım Alanya Spor oldu. Kupada Alanya'da mağlup etmişti rakibini Sarı Kırmızılar ama ligde bu sene mağlup edemediği tek takım, iç sahada 2-2'lik bir beraberlik vardı. Bugün bu seriyi de tamamlamak istiyor aslında Galatasaray. Bir yandan tabii ki şampiyonluk yarışı çok daha önemli. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Nasıl bir diziliş, nasıl bir strateji olacak Okan Hoca'nın kafasında? Hemen bunları ifade etmeye çalışalım. Aslında Kayseri Spor maçından çok fazla değişiklik beklemediğimizi, hatta aynı 11'i beklediğimizi söyleyelim Galatasaray adına. Hemen bu 11'i de sözle ifade etmeye çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Saşa Boya, solda Ade Kubbe, stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim, orta sahanın merkezinde Torreira, Oliveira ve Mertens görev alacaklar. Sağ tarafta Raşitsa, sol tarafta Kerem ve ileride ise Icardi şeklinde bir ilk 11'le Galatasaray'ın bugün sahada olacağını söyleyelim. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan 5 oyuncu var. En kritik noktalardan bir tanesi bu maç öncesinde. Bugün sarı kart görmeleri durumunda Karagümrük maçında cezalı duruma düşebilecek 5 oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Saşa Boya ve Mauro Icardi. Bu isimler bugün sarı kart görmesi durumunda hafta sonu oynanacak, cumartesi günü oynanacak Karagümrük maçında cezalı duruma düşme ihtimalini barındırıyorlar. Alanya'da görüyorsunuz hava oldukça güzel. Yaklaşık 25-26 derecelik bir hava sıcaklığı var. Artık yaz havasını net bir şekilde hissedebiliyoruz Alanya'da. Maç saatinde de çok fazla değişiklik beklemiyoruz aslında hava sıcaklığı ve atmosfer olarak. Güzel bir havada, güzel bir atmosferde iki takım karşı karşıya gelecekler. Saat 20.30'da başlayacak mücadele. Abdülkadir Bitigen yönetecek karşılaşmayı. Biz de gün boyunca Alanya'dan yansıyanları, hem buradaki atmosfere dair görüntüleri, hem iki takıma dair bilgileri, olursa da son dakika gelişmelerini aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Eğer sorunuz yoksa sözü size bırakalım Onur Yıldız. Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Kleopatra plajından çok bağlandı ve bizi bayağı bir imrendirdi. Denize girmeye başlamış. Çok güneyde. Güzel bir yer tabii orası. Alan var yıllar. Ya, ben yıllardır hep oraya giderdim tatile. Orada da çok yakın dostumuz vardı. Hilmi Tokuş abimiz vardı. Bir de Tamer Yalçın diye bir abim vardı. Ben oraya giderdim. Gerçekten muhteşem. Zaten sezonda başlamış. Hı hı. Emre de sezonun tadını güzel böyle mavi, cıvıl cıvıl. Kalede ne kadar güzel ya. Ben hiç dikkat etmemiştim. Alanya Kalesi. Değil mi? Ne kadar güzel yer yapmışlar ya. O yukarı giderdik hocam ya. Biz orada gözleme yaptık. Öyle mi? Ben Alanya'ya gittim kaldım falan otellerde ama kaç sene evvel pek bu kadar derin bilmiyorum biliyor musun? Ülkemiz yani, cennet gibi ya. Cennet. Baksanıza cennet, her bağlantı yaptığımız ya, şey yerden net. İlla ya, böyle vallahi güzel bravo. Manzaralar, görüntüler. Ya bir ara ben şeye gittim, Marbella'ya gittim. Marbella. Ulan dedim ne Marbella. Denizli rezalet hocam. İspanya'da gel. Ya arkadaş, ya vallahi bak 3 yıldızlı bir otel vardı. Pansiyonlar o kadar. Denize giriyorsun Temmuz'un 20'si buz, giremiyorsun içeri falan. Ya hocam, ne Denizli rezalet. Ne bari Marbella'sı? O tekneler var orada, restoranlar var. Bir tane daha gittik işte şey o arena var falan filan. Ya arkadaş, bu ne kadar reklamı var bunun? Bizimkiler evet, var ya. Ya git her tarafa ya. Ya şeye, Bele'ye git, oraya git, Marmaris'e git, Bodrum'a git, Fethiye'ye git. Ya arkadaş bizim muhteşem, Side'ye git. Hiçbir yere gerek yok yani. Bizim ya, ülkemizde her şey var. Ya bir de oteller yeşilim var bizim. Abisi. Aklın hayalin durur ya. Aynen, hizmet sektöründe yani dünyada en iyi ülkelerden ya, biriyiz. O yiyecekler, şunlar bunlar falan ömrü billah. Ya işte reklamımızı yapamıyor demek ya fazla ya. Ya yine bilen ya. Biliyor hocam yani. He? Bilen biliyor. Abi, ya dünyanın buraya gelmesi lazım. Dünyanın ya bak ne diyorum ya. Aynen öyle. Peki o zaman biz Marbella'dan Alanya'ya bir geçelim. Seren Türk'e sorayım. Galatasaray çok moralli.
Ve Alanya deplasmanı Galatasaray'ın içeride berabere kaldığı Alanya maçını hatırlıyorum. Ondan sonra müthiş bir seri yakalamıştı. Evet. Şimdi deplasmandaki maç geldi çattı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, Galatasaray biliyorsun moralli gidiyor. Hem moralli giderken de rakiplerine adeta moral bozuyor diyebilirim. Özellikle Fenerbahçe ile biliyorsun kapışıyor. Arka arkaya devam ediyorlar. Galatasaray liderlikte hızlı adımlarla koşuyor. Ama diğer tarafta moralli giderken bir taraftan da endişeli olarak da deplasmana gitti Galatasaray. Endişesi yani maç oynamak değil ya da saha içerisinde bir endişesi yok. Yani hakemlerden sıkıntısı olan ki bu sene gerçekten bütün takımlarımız hakemlerden dertli. Ama işte hakemin Abdülkadir Bitigen olması ve VAR hakeminin Erkan Engin olması Galatasaray'ı biraz strese soksa bile Galatasaray saha içerisinde işi bitirmek istiyor. Alanya Spor'da biliyorsun son haftalarda çok fazla ivme yakalayamadı. Özellikle Ersun Yanal'ın başa gelmesiyle beraber bir hareketlenme beklerken son haftalardaki düşüşü sadece 5 maçta bir maç kazanmış. O da hükmen kazandığı karşılaşma. Onun haricinde bir karşılaşması yok. Bir rakiple oynayacak Galatasaray. Yani bir de şimdi herkes şöyle anımsar. Biliyorsun Ersun Yanal'ın bir takım anlayışı var. Kazanamayacağı ya da kafa kafaya gidemeyeceği takımlarda özellikle takım otobüsünü kalenin önüne çekip defans yapması. Ama bu özelliği sağlayabilecek mi? Ama diğer taraftan da Galatasaray'ın hücum aksiyonundaki bütün oyuncuların hepsi formda ve hepsi de gol ya da gollerle karşıya gelmek istiyorlar. Özellikle defansın arkasına sarkma noktasında çok iyi işler yapabilen bir Galatasaray var. Icardi'nin son haftadaki formu, yani formsuzluktan sonraki gelen bir patlaması. Hat-trick moral oldu değil mi bayağı? Kesinlikle moral oldu. Yani biliyorsun bu tür oyuncular hocam daha iyi bilir. Bir patlama yaşarlar. Patlaması da Kayserispor'a karşı oldu ama Galatasaray'ın bir patlama yapması lazımdı. Çünkü herkes Konyaspor karşılaşmasından sonra, Kasımpaşa karşılaşmasından sonra, Başakşehir karşılaşmasından sonra ritim bozukluğu yaşayan Galatasaray nasıl bu ritim bozukluğundan kurtulacak derken 6-0 patlama yaşaması bu takımın inancının daha fazla olduğunu gösteriyor ki Okan Hoca'nın oyun anlayışında 5-0'dan sonra bile 6'yı bulabilmek istesi, 6'dan sonra 7'yi bulabilmek istemesi etkin rol oynuyor. Çünkü bunu daha önceki biz deneyinde Başakşehir karşılaşmasında görmüştük 7-0. Hoca attıkça atmak istemişti. Özellikle hücum oyuncularını daha fazla yoğunlaştırmak istemişti. Önde alan baskıyı daha fazla kurmak istemişti. Galatasaray Alanya Spor karşısında alan baskısını çok iyi kurmak istiyor. Ön alan baskısından da goller bulmak istiyor. Tek sıkıntısı hakemler. Bakalım göreceğiz hakemlerin performansını. Hı hı. Çünkü Erkan Engin'in daha 3 gün önceki bir karşılaşmada görev alması ve yıpranmasından sonra tekrar böyle bir karşılaşmaya verilmesi ki biz haftalarda şunu konuşuyoruz. VAR hakemlerinin özellikle bir hakemler iki hakem üzerine durulup sürekli maçlara atanması ve bu maçlardaki adeta istenmeyen isim haline gelmesi, zedelenmesi ya da eleştirilmesi